çıkardı. Avladı. Çapa makinesinin kuyruğundaki mili de yağlayın, bol bol eskiyor. Dolgu yapmak zorunda kalıyor. Tamam olur. Arkadaşlar, buna dörtlü pulluk takacaktım. Dörtlü pulluk ise halamın oğlunda var. Halamın oğlunda. Halamın 3-4 kaç oğlu vardı? 4 müydü? 5 miydi? 4-5 oğlu var. Bunların eniştemin, rahmetli eniştemin motoru birine kalıyor. Birine. Yani aralarında anlaşım, abimize, yani pulluk sahibi abimize devrediyorlar. 5 yıl önce, 5 yıl sonra ise bunların kardeşlerinden biri huzursuzluk çıkarttı. Sabanın bu kolunu sökmüş, bu kolunu. Mısır makinesinin kolunu sökmüş. Mısır makinesinin ardında traktörün videsini de sökmüş. Videsinde. Neyse ki insanlık dışı bir hareketi abisine yaptığını görüyorsunuz, bir kardeşin insanlık dışı hareketlerin. Neyse, geçelim bunları artık.
Hüseyin ağamızın üçlü sabanını takacağız buraya. Üçlü sabanını. Kendisi nerede bilmiyorum. Hüseyin nerede? Hüseyinsiz olmuyor tabi biliyorum. Ama böyle idare edin işte. Bu seferlik Hüseyinsiz olsun. Arada bir gelir inşallah. Hayırlısıyla traktör pulluk denemesi yapacağız. İşte bu yüzden dörtlük pulluk denemesi yapmayacağım. İnşaata başladığım işin bütçe sıkıntısı olacağından kendi pulluğumu alamadım. Zaten tarlamda pek tarlamızda yok. Tarlalar bölündüğü için kimseye tarla kalmaz oldu. İlerlerde her yer fındık olduğu için çapa makinesi yeterli olacaktır. Azıcık ilerisi al. Çalıştırmadan. Al. Otokol pimi buraya olmayacak galiba. Gerçekten habire büyük geliyor. Şimdi torpido da var mı bak öyle bir şey. Gidecek mi eve kadar? Evde hatta burada ancak 100 metre ileride. Bindir. Bunu az daha ileri ayarlayacağız mı? Hafif bir boşluk olacak ama bu daha içeri girmesi lazım. Kollardan ayarlayacak. İndir indir. Yere indir. Tamam. Tamam.
Hadi daha indir. Bu şekilde tam köşelere gelmesini sağlıyor. Toprakta da deneyeceğiz. Nesliğin ne kadar alıyor ona bakacağız artık. Bu işlemlerden önce motor yağını, şanzıman yağını da kontrol edin. Alo. Alo. Kaldır az. Boşluk varmış. Motor yağını ve de şanzıman yağını kontrol ettik. Şimdi çalışmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar civcivlerimiz de çıkmış. Buna da şükür. Annelere kızar fazla yanaşamıyor. Zaten etrafın çitlerle çevrili. Dik abarırsa nereye kaçacağımı şaşırabilirim. Bay bay, kolo kolo.
Evet arkadaşlar, bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.